Evet arkadaşlar, 14. sorudan devam edelim. İrem, içlerinde birinde asit, birinde baz, bir tanesinde tuz bulunan KDM kaplarındaki çözeltileri doğru bir şekilde etiketlemek istiyor. Bunun için turnusol kağıtlarını kullanıyor. Turnusol kağıtları asit, baz ve nötr çözeltilerle oluşturduğu renk değişimi verilmiştir. Buraya baktığımızda kırmızı turnusol kağıdını ben asite batırdığımda kırmızı, baza batırdığımda mavi, nötrde kırmızı renk varmış. Mavi turnusol kağıdında kırmızı, mavi ve mavimli vermiş. Evet. Şimdi tek başına yapıldığında tüm sıvıları kesinlikle doğru etiketlerim diyoruz, değil mi? Şimdi mavi bir turnusol kağıdını KDM kaplarına sırasıyla batırdığımda arkadaşlar ben neyi bulurum? Mavi turnusola batırıyorum arkadaşlar, asitliğine verecek, buna kırmızı rengi verecek, değil mi? Ben maviyi tuza batırdığımda bana mavi renk verecek. Maviyi baza batırdığımda yine bana mavi bir renk verecek ve ben hepsini bulamam. L ve M kaplarına hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdına batırmak. Evet, eğer ben L ve M kaplarına hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdına batırdığımda L ve M'nin asit ya da baz olduğunu bilebilirim. Ben L ve M'ye karar verdikten sonra da K'nın ne olduğunu bulabilirim. Cevabım B'dir. Tüm kapları ayrı ayrı kırmızı turnusol kağıdına batırmak. Kırmızıyı ben asite batırdığımda arkadaşlar yine kırmızı rengi verecek. Kırmızıyı nötr bir çözeltiye batırdığımda yine bana kırmızı rengi verecek. Kırmızıyı baza batırdığımda bana mavi rengini verecek ve ben sadece burada bazı bulmuş olacağım. K, L kaplarında kırmızı turnusol kağıdı batırmak. Ben burada yine K ve L'den neyi bulacağım? Eğer kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa ne diyeceğim? Bu kesinlikle bazdır diyeceğim. Ama asit ve nötrü bulabilir miyim? Hayır, bulamam. O yüzden cevabımız burs olacak arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Aşağıda bir kimyasal tepkime ait molekül bulunmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Toplam, yani tepkimede toplam atom sayısı ve cinsi korunmuştur. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 girenlerde 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ürünlerde nedir? 6 tane atom oluşmuştur. Sayısı burada eşittir. Cinsine bakalım arkadaşlar. Bakın 4 tane mavi top, burada da 4 tane mavi top. 2 tane turuncu, 2 tane de turuncu. Cinsi değişmiş mi? Değişmemiş. O zaman korunmuştur. Tepkimede oluşan S maddesi P ve R maddelerinden farklı özellik taşımaktadır diyor. Evet, zaten ne diyor arkadaşlar? Yeni maddeleri oluşturma sürecine dediği için nedir? Farklıdır, doğrudur. Tepkimeye giren molekül sayısı tepkime sonucunda oluşan molekül sayısından fazladır demiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar bakın ne değişiyordu bende? Molekül sayım ya da oluşan bağlar değişiyordu, değil mi? Ne oluyordu? Bağlar kırılıyordu ve yeni bağlar oluşuyordu. Molekül sayısına bakalım. Bakın burada 3 tane molekül sayım varken burada 2 tane molekül sayım oluşmuş. O zaman fazla değildir. Benim doğru, pardon, fazladır diyor. Doğrudur. O zaman cevabım Denizli olacaktır. Girenler 3, ürünler 2 molekül var. O zaman fazladır diyor. Doğrudur. Gelelim son sorumuza. Sudenaz asit bazlarla ilgili özellikleri eşleştiriyor. Hangisi yer değiştirirse doğru olur demiş. Asite 4 demiş. Bakalım 4. Tatları ekşidir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Limondan aklımıza gelsin. Tatları ekşiydi. 5'e bakalım. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitlerneyi de anneler kızartırdı. Rengini kırmızıya çevirecek. Doğrudur. 7 demiş. Cam ve porselene etki ederler demiş. Hayır arkadaşlar. Asitler metal ve mermere etki ederler. Cam ve porselene etki etmezler. O zaman nedir? 7 yanlış burada. 8'e bakalım. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu verirler. Evet doğrudur. Hidrojen iyonu verirler. Baza 1 demiş. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verirler. Doğrudur. Metal ve mermere etki eder demiş. Baz için. Hayır yanlıştır. Demek ki 2 yanlış. 3, yani yanlış dediğim yer değiştirecektir. 3 nedir arkadaşlar? pH değeri 7'den büyüktür. 7'den büyük olunca baz, küçük olunca asit olacaktı. 6'ya bakalım. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir demiş. Evet, bazlar genellikle temizlik ürünleriydi. O yüzden ele kayganlık hissi verecekti. 2 ile 7 yer değiştirmesi gerekiyor.